Arkadaşlar bugün gecenin üçünde Talking Tom oynuyoruz. Şimdi bakın tabletimi açtım ve önde bir tane kamera var, görüyor musunuz? Bu kameraya odaklanın, birazdan bu kamera kırmızıya dönüşecek, yok bizim gözümüz falan parlayacak, değişik şeyler olacak direkt. Bakın konuşan Tom'u şöyle açtım. Bunun ikincisi de bir sıkıntı var ama bu videoya yeteri like gelirse ondan sonra sizlerle birlikte o videoyu da çekeceğiz. Talking Tom. Evet kayıtta. Benim söylediklerimi tekrar etme. Ağzına sıçacağım seni. Sesini de açalım şuradan. Sesini zaten siz duyacaksınız ama. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi ilk başta hani bu şeytanlaştırmak için Talking Tom'un egzesini çıkartmak için bir takım ritüeller yapmanız gerekecek. Mesela şöyle. Talking Tom. Talking Tom. Yaptığını gördünüz mü? Beni yaşlama ha. Bak konuşmadınız. Kalk hadi aç çekmeceyi. Duydunuz mu abi? Daha ben başlatmadım bile şeytanlaştırmayı. Bir iksir vardı onun odamda. Biliyor musun? Lan sen kime racon kesiyorsun lan? Senin var ya. Kuyruğunu ham yaparım ha. Şapşik kedi. O kadar tatlı görünüme bakmayın arkadaşlar. İçine şeytan kaçıyor. Hele bir nasıl bir şeytan tahmin bile edemezsiniz. Şimdi. Talking Tom Exe. Buradaysan bize bir işaret ver. Onu duydunuz mu? Lan! Ya gördünüz mü arkadaşlar? Talking Tom'un arkasındaki şey neydi? Kesin görmeniz lazım biliyorsanız. Bir dakika. O acıkmış mı? Osur. Lan çarpma sıçacağım. Burada takipçilerimiz diyor. Ben video çekerken osurup sıçma lan. Arkadaşlar bu ne diyor lan? Şimdi düzgün konuş. Bu ne? Ekran çizdi. Düzeldi. Aa, bir şey diyeceğim bakın. Arkasındaki yazı ne abi? Ne yazıyor? Pricks mi? Ne yazıyor? Kedilerle ilgili bir şey yazıyor. Tam çözemedim ama. Bir dakika. Şöyle bir vurmaya deneyelim. Çünkü vurunca böyle 6 defa. Bir dakika saymayı unuttum. 1, 2, 3. Dur olmadı. Başla ayağa kalsın öyle deneyeceğim. Bu ne? Abi oyunu ne oluyor lan böyle? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak yine çıktı aynısı. Oğlum bir dakika şuna bir yemek yedirelim. Yemek burada mı yiyor? Yesene lan. Yemine. Bir dakika biber yedim. Ağzına biber süreceğim şimdi. Aha. Hop dedi yedi. Gerizekalı. Lan. Ekranı salladı. Haçak baba oğlum versin ben. Kiplere gel kiplere. Cacık cacık Osman. Şimdi ne yapabiliriz buna? Dondurma ye bakalım. Dilini kaldırdın mı orada? Gerizekalı. Abi arka bir şeyler geçiyor. Görüyor musunuz? Ben bunu çocukken oynamıştım. Sürekli oyundan çıkmazdım bile. Ama arkadan böyle şeyler geçmezdi. Çünkü gecenin köründe oynamıyordum. Ben erkenden yatardım arkadaşlar. Ben gerizekalıydım. Öyle ben çok şey yapmazdım. Oyun oynamazdım. Ana. Göbeğe bak. Gül yabani Osman oldu. Lan çekirdekleri fırlatıyor. Ben karpuzun çekirdeklerine bayılırım arkadaşlar. Ne diyorsun lan? Yemek hakkımız 3 tane kalmış şimdi. Bunu diğer odalara götüremiyoruz değil mi? Bir de şöyle bir sıkıntı var. Gece 3'te bu oyunu oynadığınız zaman başka odalara götüremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu gizemli yerde takılıyorsunuz. Ve fark ettiyseniz ara sıra bu Talking Tom'un gözlerinde bir değişiklik var. Dikkatli bir şekilde izleyin. Hadi lan oradan. Bu ne demek? Abi nasıl olabilir bu? İçine cin mi kaçtı lan bunun? Şu ne abi? Aha nasıl oyunlanır bilmem ne ya sen abi. Biz bir de yaşımızı falan girmemiz gerekiyordu. Bende hiç çıkmadı o. Burada tırmalıyor bak yine. Şöyle yapsak. Ha bu bacakları. Bacaklar önemli. Fırlatabiliyor muyum? Yok sevebiliyorum. Sadece sevince böyle tatlı çapşık bir şeye benziyor. Kulaklarını çeksem şöyle burnunu. Oğlum gerçekten sıkıntılı bir oyun arkadaşlar. Bu oyuna bulaşmayın. Vallahi bulaşmayın. Gecenin 3'ünde oynayınca arkadan gulyabani Osmanlar falan geçiyor. Göbeklere bak desin. Kedinin tuhaf davranışları yok mu? Şimdi bir tane soru soracağım. Bakalım bu sorunun cevabına nasıl bir cevap verecek çok merak ediyorum. Özellikle bunu Talking Tom'dan dinlemek istiyorum. Şimdi bir tane soru soracağım. Talking Tom. Neredesin? Bugün gittim parkta çocuklar. Şimdi sabahın köründe arayan ya. Ne? Sizin numara mı? Alo Talking Tom? Ne?
Arkadaşlar gördünüz mü? Gizli kamerayı kurmuştum. Talking Tom beni aradı ve şu an kapattı. Kapamışsın abi. Kapının zili çaldı. Büyük ihtimalle Talking Tom evime geldi. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok dikkatli izleyin bakalım biz neler bekliyor. Şimdi böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Bilerek geceden kamerayı buraya kurdum. Ve sabahında beni aradı arkadaşlar Talking Tom. Neden böyle bir şey oldu? Ben Deep Dip'in 52. katmanında numarasını almıştım Talking Tom. Ve bir tane sipariş istedim. Kedi siparişi. Bu da Talking Tom olacaktı. Şu an kapının zili çaldı. Sipariş geldi. İnanılmaz heyecanlıyım. Şimdi sizlere bir bakacağız. Ve başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. Çok dikkatli izleyin videoyu başından sonuna kadar. Öncelikle odamın kapısını açıyorum. Bakın hala zil çalıyor. Şöyle bir bakalım. Bir şey yok gibi görünür de. Şimdi kapının kilidini falan kilitledim mi? Açtım bilmiyorum. Neyse açıyorum abi. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bakalım var mı gerçekten? İnanamıyorum. Gel buraya gel bebeğim. Gerçekten de Talking Tom geldi arkadaşlar. Hop bir dakika dur kapıyı kapatayım da kediye zarar vermeyelim. Şöyle kapattım. Bakalım sen uydamışsın. Aynen öyle arkadaşlar görüyor musunuz? İçinde Talking Tom var. Abi çok heyecanlıyım ama içinde bir tane kağıt var. O kağıt ne anlama geliyor bilmiyorum. Şeytana dövüşmez umarım kedi. Şimdi şuraya getirdim. Daha öncesinden böyle mamasını falan her şeyini aldım. Ve kedinin geleceğinden emindim. Ama bu sıradan kedilere benzemiyor arkadaşlar. Şeytan kedi Talking Tom'a benziyor. Şimdi şuradan açmaya başlıyorum. Kedicik sen şofşik misin sen tatlı mısın? Orada bir kağıt görüyorum bak üstüne bir şeyler yazıyor çok korkuyorum. Bakın arkadaşlar kediyi çıkartacağım şimdi ama özledin mi beni? Gerçi beni hatırlamıyorsun bilmiyorsun bile. Ben oyunlarda hep seninle oynuyordum. Arkadaşlar Talking Tom'un aynısı değil mi yalnız? Şunun tatlılığına bakar mısınız? Oy. Yerim seni. Ağzını yüzünü yerim seni. Isırırım. Geç bakalım. Şurada bir kağıt gördüm. Aha. Vallahi öyle arkadaşlar. Bakın. Ne yazıyor? Evine 7 tane şifre yerleştirdim. 7 dakika süren var. Şifreyi bul ve aynada 3 defa şifreyi okuyup geçit açılacak. Arkasında bir şey yazıyor mu? Karpuz kedisi. Dikkat kedi tehlikeli. Gerçekten ve bir şey diyeceğim. Abi görüyor musunuz? Kedi gelir gelmez. Mamanın içinde bir şey var lan. Oğlum kedi yemek. Oğlum kedi şifreyi buluyor. Bir dakika. Bak şifrenin ilk hanesini kedi buldu. İnanamıyorum. Bu nasıl çıktı? Ağzına mı çıktı? Ayrametli bakar mısınız? Ve buraya 20 koymuştu. Ne anlama geliyor? Bu kedinin bakıcılığını yapacağım. Umarım kedi hep bende kalır. Bu benim fotoğrafım. Abi benim fotoğrafım nasıl bulmuş olabilir bu Talking Tom? Gerçekten bilmiyorum ya. Bir tane hanesini bulduk ki görüyorsunuz. Ve burada iki tane oyuncağı var. Kedinin bir şifresi olabilir mi bilmiyorum. Kedi oynasana şunları. Attım kedinin önüne. Kedi hala mamayı yöne kadar acıkmış artık. Neyse şu şifreyi aldım arkadaşlar. Ve 7 dakikamız varmış. Bunun ikisini buraya koyuyorum. Aha da şuraya yerleştirdim. Diğer şifreleri evin içerisinde arayacağız. Sence nerede olabilir anne şifreler? Bakacağız mı? Bakacağız, bulacağız. Hadi bulalım anne, 7 dakikamız var. Bulamazsak ölürüz. Lanetli kedi büyüyecek, birazdan bizi öldürecek. Anne nasıl bu kadar sakin olabilirsin? Hadi ya. Neyse ben şuraları falan arayacağım arkadaşlar. Mutfaktan başlayacağım çünkü girişte bir şifre olabilir. Şöyle etrafıma bakıyorum. Şurayı açacağım abi. Dolaplara genelde saklıyorlar. Aha bir tane şifreyi bulduk abi. Şurada iyi harf var görüyorsunuz. Hemen şöyle bardaktan çıkartıyorum. Bir tane K buldum, bir tane de iyi buldum. Ne olabilir ki acaba şifre? Bir dakika şu kapıyı kapatalım bulalım. Aynen öyle. Şimdi her tarafta abi bizde. Bence yani, nerede? Şifreler burada. Ne, nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun ya? Biliyorum. Hadi göster o zaman birisini. Bakacağız. Medyum musun sen? Bakacağız diyorum böyle duruyor anne. Böyle kapatıyorum. Aha kedi bile bulacak. Kedi zaten birisini buldu anne. Sen önce eminim önce kedi buldu. Bakalım bulacak mı? Kedi. Bir dakika. Getirecek. Arkadaşlar kediyi şuraya atacağım. Bakalım buralarda bir şifre var mı? Aynen öyle. Kedinin içinde mi var? Kesin uykuyla ilgili. Aa olabilir ha. İlk defa mantıklı konuşun değil mi anne? Ben her zaman mantıklı konuşuyorum. Niye? Niye şifre sende mi yoksa? Ha? Ben de beraber buluyorum. Sen de kediye benziyorsun ama. Ben de tahmin ediyorum. Bir dakika arkadaşlar. Kedi bir yere fokuslandı. Açıkta bağırdım her zaman gibi. Korktun mu kedi? Korkmuyor. Gerçi arkadaşlar bu şeytan kedi niye korksun ki? Buralarda başka bir şifre olabilir mi sence? Ne oldu? Bekliyor muyuz? Şifre. Arkadaşlar kedi bir yere fokuslanıyor ama kedi neredeyim ben lan bir şeyler diyor ama onları söyleyemeyeceğim. İçinden küfür ediyor bu kedicik. Tatlı kedicik. Şimdi yerim kedicik. Ne oldu? İzle. İyi izle bak. Bir bok yapmıyor ki kedi mal mal bakıyor. İkisinin trene baktığı İlk gibi. Şifreyi nasıl buldun? Nasıl buldun? Sakin bir şekilde sakin olacağız. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan zuzula kedileri. Belarus köpekleri bulun artık şifreleri. Hoppa. Bu şuraya bakacağım. Aha da burada işte. Diyor sabahtan beri yatalım diye bak. Nerede yatalım diyor. Yalanıp duruyor kedi anne. Ondan sonra yatmaya geçecekti. Ha, yatmayacaktı. 2 saatte o zaman 7 dakika dolardı biz de ölürdük anne. 3 tane şifreyi buldum. Bakın şimdi. İ harfi var. K harfi var. E harfi var. K. Acaba kediyle ilgili mi? Ama kedi 4 harfi. İyi de harfli bulmamız lazım. İnek de olabilir. Yani inek. İnek kaç harfli? 5 harfli. Olmaz inek. O yüzden şifreyi başka bir yerde arayacağız. Bakalım buralarda. Buralarda değildir. Ben bulabilir miyim? Sen bul hadi bakalım. Bir tane şifreyi bul. Ama 7 dakikamız var. Hızlı olmamız lazım. Aynen anne. Şu an şifrenin hepsini buldum. Neyse şu dolaplardan başlayalım arkadaşlar. Çünkü bir yerleri açmamız gerekiyor. Buldun mu?
Orası nasıl ya? Yakınmış. Arkadaşlar çok bakın şuradaymış ama kamuflü olmuş değil mi? Evet gözümüze yakınmış. Gözünü yakınmış. Yerim senin. Tamam bir tane daha spremizi bulduk. 4 tane bulduk. Ne lan bu? Eki mi? Keki mi? Ne oldu? Anne öleceğiz birazdan öleceğiz. Bir dakika gülme ya. Psikopat mısın? Buralarda değildir arkadaşlar. Bebek niye orada? Bebek oradaysa spremin tanesi de burada. Aha tuttum bacağını. Aç şakla bağını her zaman. Bebeğin içine bakacağım arkadaşlar. Bebeğin içi yok. Yine midesi boş. Tamam. Al bakalım bebişi seveceğim bir kedicik. Kedicik bebişi seveceğim bir. Gir bakalım içine. Oğlum bebek kediyle bir kedinin bebekle alakası yok yalnız. Aha. Şifre demek ki burada değilmiş arkadaşlar. O zaman kafası da burada ben gördüm. Aynen öyle. Bakalım bir şifre bunun içinden mi? Tut bakalım. Dur beraber açalım bir saniye. Kedi bakıyor ha içine. Bak bak. Kedi kokluyor. Bence bunun içinde bir tane şifre var abi. Burada diyor. Aha gösteriyor kedinin tübüne bak şeytan o sıcak olacak. Duydun mu? Kedinin dediğini duydun mu? Bir daha desene. Abi dur anne dur kedi bir şey dedi. Duydun mu sen kedinin dediğini? Burada dedi. Burada demedi. Evet, burada. Bir dakika bakacağım kedinin. Aha harbiden içinde varmış. Abi şifre çıkart. Çünkü kokladı burada dedi gösterdi. Aha arkadaşlar D harfi bu da. Gerçekten kedi herametli şerametliymiş. Bir dakika şimdi kaç oldu? D harfi var ama kedi olmaz 2 tane E var. O zaman diğer şifrelere bakacağız. Kaç tane kaldı? 3, 5, 2 tane kaldı arkadaşlar. 2 şifreyi de bulabilirsek sıkıntıyı çözmüş. Bence o kadar fazla baktık oraya. Buralara bir yerlere bakacağız. Buralarda olacağını sanmıyorum. Annemin kafasından şuraya saklamış olabilir mi? Onun ne alakası? Ben dostu beni yiyorum. Değil mi? Ben dostu beni. Şimdi Tails var bunun içinde arkadaşlar. Sonic var. Bir de minyonlar var. Ama bunlar uyuduğu için ses çıkartmıyor şu an. Gündüzleri uyuyor. Bir tane şifreyi buldum. Aha E harfi. Son bir tane şifre kaldı. O şifre nerede olabilir acaba? Bu şifreyi de arkadaşlar buraya koydum. Başka nereye saklanmış olabilir? Yatağın altına falan baktık. Oraya baktık. Buraya baktık. Buraya bence yeterince baktık. Diğer şifre nerede olabilir? Bir dakika kaç tane oldu? 3, 5, 6. Bir tane kaldı. Bir tane şifre bulacağız arkadaşlar. Peki, o da burada. Nerede? Burada. Burada. Burada sonlanacak. Nerede peki? Burada belki de. Ama nerede? Burada. Bir şey bul. Bakacağız. Bir tane şifre bulabildin şu an değil mi kedicik? Kedi. Nerede olabilir bu şifre? Biraz kafamızı çalışalım arkadaşlar. Süremiz çok kısıtlı. Aa. Şu kutunun içine hiç bakmamıştım ben. Olabilir mi? Böyle kediye verim. Sen bakma. Kedi baksın. Kedi. Var mı içinde? Aa çalmıyor bu. Tersten oynadın ya çalıyor. Demek ki bunun içinde olabilir. Aç bakalım kedi. Aha bak kapatmamı istiyor. Lanetli kedi bütün şifreyi çözmemi istemiyor. Aha kokluyor arkadaşlar. Şimdi açacağım bunu. Bak görüyorsun değil mi? Bunu bulmamı istemiyor. Demek ki birazdan lanetlenecek bu kedi. Hemen böyle koyuyorum arkadaşlar. Süremiz çok az kalmıştı. Tam ucucuna bulduk. Kedi. Ama bak kedi olabiliyor abi. Bak kedi olabiliyor. Kedi. Bu ne? Egze. Kedi egze demek ki. Şifre kedinin lanetli demek istiyor. Bu kedi lanetli mi şimdi? Ne kadar masum bir kedicik. Hayır yaklaşma arkadaşlar seni öldürür anne. Anne seni öldürür. Sen niyet kızı var bence. Şuraya kapatalım arkadaşlar. Kedi lanetliymiş. Acaba sakin tamam falan. Aa bir dakika. Burada ne diyordu? Aynada bir işte paş şifreyi yok. Geçit açacak diyordu. Geçiti açacağız birazdan. Ama sen burada kal tamam mı? Sen korkarsın çünkü geçitte sıkıntılı olabilir. Burada D-Carbus kedisi dikkat tehlikeli kedi. Yani dikkat tehlikeli kedi. Neyse konuşamadım anladınız. Kedi burada kalacak arkadaşlar. Bakalım başka bir yere ışınlanacak mı ben kediyi? 3 defa ne edeceğim? Kedi egze edeceğim. Kediye çok dikkat edin tamam bak. Kedi şu an burada. Bakalım geçit açtıktan sonra ne olacak? Aynen ne diyor ışınlanacağını düşünün. Çünkü mama yedin sen kedicik şimdi. Ayna çalınca yapmak üzere buraya geldim. Arkadaşlar 3 defa kedi egze edeceğim. Evet ben hazırım. Şimdi söylüyorum. Kedi egze. Şuradan geçti. Çıkacağım şimdi. Abi çok korkuyorum ya. Kedi yok. Anne. Kedi nereye gitti? Kedi nerede? Kedi ışınlandı mı? Buradaydı şimdi. Anne görmüyor musun? Kediyi beklemiyor muydun sen? Buradaydı şimdi. Bekliyorum ben kediyi. Hani kedi yok gitti. Kedi yok. Ne? Ne zaman gitti? Aa kedi yok. Annem kedi buradaydı nasıl göremiyorsun ya kediyi? Taşlık yüzü arasında kaybolmuş olmaz. Kapı kapalı nasıl çıkacak dışarı? Kedi. Şapkadaki kedi. Kedi yastığın altına falan mı gitti acaba? Yastığı bir kaldırsana. Korkuyorum. Anne korkma hadi. Korkan çocuğu olmaz. Yani ben çocuğum şu an. Tamam işte şu yastığı da kaldır. Aynen orada yok. Bu yastığın altına bakacağım. Kedi. İçine girmiş olabilir mi? He yani ne küçük kedi içine gidecek şey kork varsa gidecek değil mi Harry Potter kutusundan. Aynen. Şuraya bu dolaplar da kapalı. Bu dolabın içine giremez. Şuraya baktım kedi yok. Aa ben oraya bakacağım. Bir dakika. Ne alaka? Kapı kapalı anne bu nasıl çıkabilir? Sen mi çıkarttın dışarı? Aa dışarıda geliyor. Anne yoksa sen kedi yapmak mı istiyorsun? Bir dakika kedi o kedi. Kedi dışarıdan geliyor. Çok sakin. Kedi. Ama normale demiş gördün mü? Hayır. Kedi kaçıyor. Aynen yana iyi demek. İnansın. Dur kedicik. Ah seni çok seviyorum. Senin yerin burası tamam mı? Hoppa. Şimdi ben burayı kapatayım arkadaşlar. Çünkü ayna challenge yaparsa başımıza büyük belalar olur. Bak sürekli ayna gidiyor. Fark ettiniz mi? Haşak tabağının merzuban. Haşak tabağının merzuban.
Kedi Egze. Kedi Egze. Kedi Egze. Bir tane daha kedi geldi. Hayır ben kedi değilim. tamam dur. Arkadaşlar bilmiyorum. Yani buraya kadar yaşadıklarımız çok enteresandı. Daha fazla bu tarz değişik videolar istiyorsanız kesinlikle yorumlar yazın. Artık bir kedimiz oldu. Ve ismini Takim mi koyalım? Tom mu koyalım? Bence Tom mu olsun ismi? Olur olsun. Şapşık yerim. Fazla tutmuyor yakışık.